Hayırlı akşamlar çok değerli izleyenler. Bir hüzünlü Ramazan, hüzünlü bayramla birlikteyiz. Tabii Cenab-ı Hak bunu aratmasın diye bir söz var ya, gerçekten bunu aratmasın. Çünkü felaketin felaketi var. Maalesef öyle bir Ramazan yaşadık, öyle bir bayram yaşadık ki bayram namazı kılamadık. Büyüklerimizin elini öpemedik, komşularımızla bayramlaşamadık. Ramazan'da teravih namazı kılamadık, cuma namazları kılamadık. Herhalde bu Cenab-ı Hakk'ın topyekün insanlığa bir uyarısıydı. Çünkü Hristiyanlar da toplanamadılar, kiliseye gidemediler, Yahudiler de havraya gidemediler. Yani bütün dünya bir anlamda nasıl bir dünya meydana getirdi insanlar, bunu Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, insanlık huzurunda, tarih huzurunda bir bakıma hep birlikte sınavını veriyoruz, birlikte yaşıyoruz. Umulur ki ve dua ederiz ki inşallah bu böyle bir Ramazan, böyle bir bayram bir daha yaşamayız. Diyemiyoruz ki biz geçen yıl şöyle Ramazanlar, yani çocukluğumuzda şöyle Ramazanlar vardı, böyle bayramlar vardı, işte giderdik, gelirdik, şunu yapardık. Onu bırakın. Geçen yılki Ramazan'da ne büyük nimetler içerisindeymişiz. Teravih namazına gidebiliyorduk, cumaya gidebiliyorduk, eş dostla musafaha yapabiliyorduk, kucaklaşıp sarılabiliyorduk, özlem giderebiliyorduk. Ama bugün hemen hemen bütün Türkiye evinde çekirdek aile olarak, ailesinde kimler varsa onlarla birlikte bir bayram idrak ettik. Buna da şükürler olsun. İnşallah gördüğümüz, yaşadığımız günlere aratmaz Cenab-ı Hak. Değerli izleyenler, vizyon programı, Akit Televizyonu yöneticileri, Akit çalışanları ve siz değerli izleyenlerin katkısıyla 5 yılını doldurdu. 24 Nisan'da 5 yılı doldurdu. Bugünkü programımız 6. yılın 1. programı. Malum haliniz Ramazan dolayısıyla bizim programımız ve bizim gibi hem iftar hem akşam namazına denk gelen programlara bir bu Ramazan şeyinde ara verilmişti. Dolayısıyla 6. yılın 1. programını bugün icra edeceğiz inşallah. Bugün neyi konuşacağız? Tabii bu salgının gerek dünyada, gerek ülkemizde ve gerek İslam coğrafyasında bundan sonra hayatı nasıl, sosyal hayatı nelere doğru evrilecek? Neler yaşayacağız? Nelere hazırlıklı olmamız lazım? Bireyselleşme mi olacak? Bakınız maskeleri takıyoruz. Biz maskeyle geldik buraya. Maskelerle buraya geldik. Ne olacak? Yani bu böyle nasıl devam edecek? Yaşlıların durumu ne olacak? Evde sürekli insanın durması gerçekten ruhi bakımdan da bir takım problemler, bir takım sıkıntılar doğuruyor. Bunları da konuşacağız. Ama bir başka şey daha konuşacağız. Filistin'de Ramazan, bayram ve Müslüman olmak neler? Bakın bugün Mescid-i Aksa'da insanlar tutuklandı, tartaklandı, dövüldü. Bu devam eden bir süreçtir bu. Doğu Türkistan'da gene hakeze aynı şekilde. Doğu Türkistan'da neler yaşanıyor? Nasıl bir Ramazan yaşanıyor? Nasıl bir bayram yaşanıyor? Somali'de, Afrika'da nasıl bayramlar yaşanıyor? Neler yaşanıyor? İnsanların neye ihtiyaçları var? Bunları konuşacağız. Mesela Moskova'da çok değerli bir arkadaşımız, bir öğretim görevlisiyle irtibata geçeceğiz. Moskova'da, Rusya'da Ramazan ve bayram nasıl yaşanıyor? Rusya'daki Müslümanlar neler yaşıyorlar? Ve hele bu pandemi, yani dünyayı saran bu virüs hadisesi dolayısıyla neler yaşanıyor? Bunları konuşacağız. Kimlerle? Efendim stüdyomuzda Profesör Doktor Orhan Koçak Bey, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim görevlisi kendisi. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim Somali'den, Afrika'dan Davut Civelek Bey katılacak. Eğitimci, yazar kendileri, araştırmacı. Filistin'den Muhammed Yunus, Ebu Yunus Bey katılacak Filistin'den. Filistin'de neler oluyor, neler bitiyor, bunları anlatacak bize. Moskova'da Profesör Doktor Abdurrahim Güzel Bey katılacak Moskova'dan. Ve Rusya'da neler yaşanıyor? Tabii
Doğu Türkistan'la ilgili, Doğu Türkistan'da neler yaşanıyor? Çünkü binlerce, hatta 3 milyondan bahsediliyor. Doğu Türkistanlı Müslümanlar kamplara kapatıldılar. Tabii Doğu Türkistan'da cidden sistemli bir kirletme yaşanıyor. Yani olaylar bir başka yerdeki fotoğraf oranın diye paylaşılıyor. Bu defa gerçek fotoğrafların anlamı kalmıyor. Gerçek yaşananların anlamı kalmıyor. Zaten bilgi kirliliği de bunun için yapılıyor. Yani diğeri de itibarsızlaştırıyor. Ama gerçekten Doğu Türkistan'da neler yaşanıyor? Onu da Kadriye Hufer hanımefendiyle konuşacağız. Kendisiyle bağlantı kuracağız ve Doğu Türkistan'da neler oluyor bizatihi kendisiyle konuşacağız. Peki Orhan Hocam, sosyal hayatımıza etkileri. Bugün işte bayram yaşadık. Yani bayramda anlattık, hiç gerçekten olağanüstü bir şey yaşadık. Bayram namazı kılamadığımız bir bayram. Nasıl bir sosyal hayat bizi bekliyor? Nelere hazırlıklı olmalıyız? Buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim. Ben de bugün Müslümanları Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Rabbim bu musibetten bir an evvel kurtulmayı da tüm insanlığa nasip eder. Amin inşallah. Şimdi tabii çok konuşuldu. Bugün belki biz bu koronavirüsün adeta röntgenini çıkaracağız. Evet. Vaktimiz yeterli olursa. Sosyal alanda, ekonomik alanda, iktisadi alanda, hatta teknolojik alanda neler oldu? Bunları birazcık detaylı olarak konuşma fırsatı İnşallah. Bulmuş olacağız. Evet. Programınız vasıtasıyla. Hayatımız ciddi manada değişti bugünlerde. Özellikle karantina günlerinde ister istemez adeta belli bir yerde kapalı olarak kalmış olduk. Ve yapmamız gereken birçok şeyi de yapamadık. Örnek, ben kendimden bugün örnek verirsem, bayram münasebeti hiçbir yere gidemedik. Hayatımda ilk defa bayram namazını kılamadım maalesef ve evet. Büyüklerimizi ziyaret edemedik. Kendi açımdan bu tabii ki üzücü. Siz biraz evvel programa girerken anlattığınız şeyler de oldukça duygulandırıcı oldu benim açımdan. Tabii sosyal hayatımızdaki etkileri nelerdir diye sordunuz. Bunu birkaç cümleyle ifade etmek gerekirse ben bireyler ve toplumlar üzerinde ne tür değişiklikler oldu onu kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle alışkanlıklarımız değişiyor tabii ki. Eskisi gibi davranamayacağız artık. Evet. Birçok alışkanlığımız değişmiş olacak. Hatta kendi özelimiz ortamında dahi alışkanlıklarımızı değiştirmiş olacağız. Başka neler değişecek? İnsanlarla olan iletişimimiz değişmek durumunda kalacak. Belli bir mesafe bırakacağız. Biz buna bugün sosyal mesafe diyoruz ama aslında buna bir sağlık mesafesi desek daha iyi olur. Veya fiziksel mesafe desek ayrıca o da iyi olur. Sosyal mesafe bırakmak birazcık daha insanları izole etmek anlamına geliyor ki bu çok da anlamlı bir kavram değil. Dolayısıyla fiziksel mesafe bırakmak veya işte olayın ciddiyetini hatırlatmak açısından sağlık mesafesi bırakmak şeklinde bir kavramsallaştırma daha anlamlı olacaktır. Evet, sosyal anlamda biz daha çok dijitalleşeceğiz. Zaten onu görüyoruz. Şu gün dünyadaki eğitimlerin %90'ı internet üzerinden yapılıyor. Evet. Halis Bey. Dolayısıyla bugün %90, tabii ki korona sonrasında bu %90 olmayacak. Düşecek mutlaka. Belki %30'lara düşecek, %40'lara düşecek. Belki biraz daha aşağı düşecek ama hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bugün YÖK dahi, Türkiye'de YÖK üniversitelere artık bu konularda bir takım seçenekler sunuyor. Bazı hocalar, bazı üniversiteler derslerin bir kısmını online ortamdan yapmaya devam edebilecekler. Dolayısıyla evet. Eğitim tamamen değişecek. Ciddi manada bir değişime ve dönüşüme uğrayacak. Tabii bununla birlikte diğer olgular da değişecek. Maske kullanımı artık hayatımıza yaygınlaşacak. Eskiden çok nadir görürdük biz otobüslerde, toplu taşımada maske kullanan insanlar. Hatta yadırgardık. Evet, evet. Ama bundan sonra hastane önlerinde görürdük. Evet, evet. Yani bundan sonra artık koronavirüsün etkisi geçtikten sonra bile biz insanların artık maske takmaya devam edeceklerini göreceğiz. Bu da bizim için gayet normal. Ben size bir örnek vereyim. Malezya'da çocuklar
Yani virüsle alakası olmadan da çocuklar küçük yaştan itibaren maske takmayı öğreniyorlar. Ufak bir hapşurmada hemen maske takıyorlar. Ve bugün Malezya'da enfekte oranı çok düşük, çok çok düşük. Bunun çok etkisi var. Orhan Bey, peki siz şöyle bir şey de var tabii, yaklaşım da var. Deniliyor ki yani korona, bugünkü virüs bertaraf edilse bile bundan böyle hayatımızda değişik şeylerde, evet, yani ben, virüslerle karşılaşacağız. Muhakkak o olacak, çünkü insanoğlu artık sınırlarını aştı. Doğayı aşırı derecede tahrip ettik. Dolayısıyla bu doğada yaşayan varlıklar maalesef insanların yaşadığı alanlara nüfuz etmek durumunda kalıyorlar ve etkileşim oluyor insanlarla. Bu da tabii beraberinde hayvanların taşıdığı virüslerin insanlara geçmesine neden oluyor. Muhtemeldir ki bundan sonra 100 yılda bir değil, belki 10 yılda bir, belki 5 yılda bir göreceğiz ve dolayısıyla bizim buna hazır olmamız gerekiyor. Devam edersek, bugünlerde özellikle insanlar evde kalıyorlar ve zengin, evet, toplumlarda, gelişmiş ülkelerde alkol kullanımı, sigara kullanımı oldukça yüksek. Şimdi bir yönüyle evde kalmanın bir yönüyle, evet, bizim bazı alışkanlıklarımız değişiyor ama eski alışkanlıklarımıza devam etmemize neden oluyor. Özellikle alkole bağımlı olan insanlar daha çok alkol tüketiyorlar bu dönemde. Hmm. Özellikle sigara içenler evde kalarak daha çok sigara içiyorlar. Ama öte taraftan da şunu da vurgulamak lazım. Yani sigaranın ve alkolün sağlığımıza ne kadar zararı olduğunu anlatmamız lazım insanlara. Yani bu virüsü fırsat bilip. Dolayısıyla sigara ve alkol tüketiminin azalmasını yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ki insanlar virüse yakalandıklarında daha rahat iyileşebilsinler. Evet. Davranışlarımızda dediğim gibi demin temaslarda çok ciddi azalma olacak. Fiziksel şeylerde azalma olacak. Özellikle sportif faaliyetlere insanların katılımları çok azalacak. Kitlesel sporlarda seyircilerin sayısının azalacağını düşünüyorum. Eğer spor faaliyetleri devam etse bile insanlar artık eskisi kadar tribünleri doldurmayacak. Örgütsel anlamda da çok ciddi değişimler olacağını düşünüyorum. Bugün bakarsanız toplantılar artık çok rahat bir şekilde, insanlar kanıksamış durumdalar. Toplantılarını online ortamda bir takım Zoom gibi, Microsoft gibi programları kullanarak yapıyorlar. Bu bir süreç, bu süreç vardı zaten, yani bu yeni başlamış değil. Ama şu anda artık neredeyse toplumun tamamı bu ortamı çok iyi kullanarak, efendim, her bir yerden başka bir yere gitmeden rahatlıkla bu tür toplantıları yapabiliyorlar. Bu da bizim için çok çok anlamlı. Niye? Bir yere gitmiyorsunuz, trafiği kullanmıyorsunuz, havayı kirletmiyorsunuz, vaktinizi harcamıyorsunuz, zamandan tasarruf ediyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük avantajları da var, bunu da görmek lazım. Öte taraftan da dijital ortamda daha çok yakınlaşınca insanlar artık birçok, tabiri caizse, organizasyonları dijital ortamda yapacaklar. Birçok işbirliklerini dijital ortamda yapacaklar. Dolayısıyla yeni kurumlar, yeni organizasyonlar artık dijital ortamda şekillenecekler. Bunu da görmemiz gerekiyor. Evet. Yani bu alanda çok ciddi manada pazarlama diliyle niş var. Niş, yani bir boşluk var. O boşluğu mutlaka insanlar doldurmalılar. Aksi takdirde toplumların güçlü olması da mümkün değil. Yani siz burayı boş bırakırsanız başkaları orayı doldurur ve siz maalesef geride kalırsınız. Şu da olacak tabii, sosyalleşme anlamında ev ile iş arasındaki farklılıklar da azalacak. Yani iş yaşam dengesi neredeyse alt üst olacak. Artık işimizi çok farklı bir şekil alacak değil mi? Yani evet, yani ben bazı iş sektörleri büroya gitmeyecek, evi büro olarak kullanacak. Ben iki aydır evi büro olarak kullanıyorum. Biraz zorlanıyoruz ama sistemi ona göre kurdum artık. İki aydır evimi sınıf olarak kullanıyorum. Odamı sınıf olarak kullanıyorum. Derslerimi oradan yapıyorum. Alıştık. Evdekiler de alıştılar. Dolayısıyla böyle bir süreç olacak. Ben eğitimci olarak bunu yapabiliyorum. İnternetim var, bilgisayarım var. Evet. Öğrencilerimi program üzerinden dersimi yapıyorum. Aynı zamanda şirket sahipleri, şirket çalışanları da artık bunu yapmaya başlayacaklar. Çünkü yani bedenen çalışılmıyorsa eğer, yani bedenen yapılan, evet, bir hizmet, evet, yoksa büroda büyük oranda, evet, evler büro olarak kullanılacak. Tabii bedenen işlerde orada da şöyle bir dönüşüm olacak Halis Bey. Yani bedenen yapılan işlerin sayısı azalacak artık. Yani robotlar, bunu da görmek lazım. Bunu da görmek lazım. Yani dünyada artık vasıflı insana olan talep giderek artacak. Bedenen yapılan işleri artık robotlar yapacak. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla insanların, çocuklarımızın artık vasıfsız değil, asla vasıflı olan işlere talipli olması lazım.
Yani onların işlerini robotlar yapamamalı. Dolayısıyla artık bundan sonraki süreçte işler giderek dijital ortamda yapılacak. Gerekirse evden de yapabileceğimiz şekilde olacak. Düşünün. Yani dijital ortamın şöyle bir avantajı var. Özellikle onu ifade etmek istiyorum. Ubiquity deniliyor buna. Yani zamanın ve mekanın getirdiği engelleri ortadan kaldırıyor. Şimdi düşünün, siz buradan Çin'e şu anda hemen bağlanırsınız ki muhtemelen bağlanacaksınız, evet, konuşacaksınız. Evet, oradaki insanlarla görüşeceksiniz. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Oradaki verileri alır, verileri gönderebilir, orayı izleyebilir. Fabrikanızı takip edebilir. Çin'de bir fabrikanız var diyelim, orayı takip edebilir. Orada neler oluyor, kaç tane ürün üretiliyor? Bunu artık oturduğunuz yerde evinizde zaten görüyorsunuz ama bundan sonra daha görünür olacak. Zaman ve mekan engeli artık dijital teknolojiler sayesinde kalkmış oluyor. Evet. Halis Bey. Yani yeni bir hayata hazır olmamız lazım diyorsunuz. Evet. Evet, biraz isterseniz bir cümleyle şu devlet üzerinde de etkisini ben bir cümleyle ifade edeyim. Devletin tabii olaylara bakışı biraz daha değişecek. İnsanı merkeze alan devlet anlayışı, belki bizim meşhur işte insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı birazcık daha burada öne çıkacak. Devlet sosyal politikalara daha çok ağırlık verecek. Görüldü ki sosyal politikaları iyi uygulayan Türkiye gibi ülkeler krizde, kriz yönetiminde başarılı oldular. Ve yani Türkiye hastaneler, burada, yardımlar Türkiye, vesaire filan. Kesinlikle Türkiye burada da adeta temeyyüz etti. Diğerlerinin çok çok önüne. Yani hangi ülke? Amerika'nın, İsveç'in, efendim Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın. Bunlar Avrupa Birliği'nin gelişmiş olan ülkeleri. Ve sosyal devlette de iyi olduklarını söyleyen ülkeler. Dolayısıyla sosyal devleti bundan sonra bu ülkelerde de ağırlık verilecek. Görüyorsunuz sosyal devletin işte önemli fonksiyonlarının bir tanesi sağlıktır. Evet. Eğitimdir. Sosyal yardımlardır. Dolayısıyla bunları iyi yaptığınız zaman insanların sağlığı da iyi oluyor. Ve dolayısıyla bir kırılma anında diğerleri kadar kırılmıyorsunuz. Diğerleri kadar enfekte olmuyorsunuz. Olsanız da daha çabuk iyileşebiliyorsunuz. Şuna katılmıyor musunuz? Mesela çokça ileri sürülüyor, deniliyor ki bundan sonra bütün dünyada daha totaliter, daha otoriter yönetimler, yönetim evet. biçimi. Evet, güzel bir soru sordunuz. Deniliyor. Evet, güzel bir soru sordunuz. Aslında bunu konuşmak da lazım. Yani totaliter o ayrı bir konu. Totaliterlik tamamen apayrı bir konu ama otorite ayrı bir şey. Ben şunu söylüyorum. Tabii ki devletler sosyal alana yatırım yaptıkça regülasyon yapıyorlar. Yani regülasyon nedir? Düzenleme yapıyorlar. Ne kadar çok düzenleme yaparsanız siz hayata o kadar çok nüfuz ediyorsunuz. Giriyorsunuz devlet olarak. Girdiğiniz zaman otoriteniz artıyor. Bu kötü bir şey değil. Siz bunu halkınızın menfaatine kullanırsanız eğer evet. otoritenizi tabii ki anlamlı bir şey. Ailede baba, anne otoritedir. Kime karşı? Çocuklarına karşı. Efendim, bir şirkette işveren otoritedir. Çalışanlarına karşı. Televizyonda televizyon sahipleri otoritedir. Yani dolayısıyla böyle yani şöyle bir şey karıştırmamak lazım. Özür dilerim. Otorite ile totaliterliği karıştırmamak lazım. Totaliterlik tamamen işte diktatörlük diyelim, baskı rejimi diyelim. Ama otorite olayı, efendim, devlet düzenlemeye girdiği zaman diyecek ki, siz şunu yapacaksınız. Örneğin işte karar verdi devlet, bayram namazı kılınmayacak. Birileri eğer bu otoriteyi çiğneyip de bayram namazı kılarsa suç işlemiş olur. Efendim, yapanlar yani, da oldu nitekim. Yani yaşadık bunu. Efendim, otobüse maskeyle gireceksiniz. Girmezse olmaz. Ben bunu dinlemiyorum diyemez yani. Yani şöyle bir şey değil o zaman. Yani bir anlamda başkalarının hayatını ilgilendiren disiplinden bahsediyoruz. Değil mi? Kesinlikle. Yani tabii. siz tabii. efendim ben dinlemiyorum, bana ne, maskede takmıyorum diyemezsiniz. Çünkü maskeniz beni ilgilendiriyor. Evet. Yani aynı yerde bulunuyoruz. Sizin nefesiniz, sizin evet. hapşırmanız, öksürmeniz. Yani başka insanlarda, hatta şimdi bir takım deneyler yapılıyor. Oldukça geniş alanlara, yani temas alanını mesafe 2 metre falan deniliyor. Hapşırıldığı zaman, öksürüldüğü zaman çok geniş bir alana dağıldığından bahsediyor. Dolayısıyla bunu otoriteyle falan izaha lüzum yok. Bunu sadece disipline demek lazım. Bu bizim alanımızda buna biz regülasyon diyoruz, düzenlemeler diyoruz. Yani devlet düzenler. Düzenlemezse daha mı iyi olacak? Düşünün yani olur. Maske takmayın, serbest olsun. Göz sokağa çıkın efendim. Şehir hastaneleri kurmayalım, insanlar istediği gibi işte nereye istiyorlarsa gitsinler diyemeyiz bunu. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla devlet bunları yapacak ve sizleri oraya yönlendirir. Ben bu hastaneye gitmek istemiyorum, buraya gitmek istiyorum diyemezsiniz efendim. Burası COVID'e bakıyor. Yani evet. dolayısıyla devlet düzenlediği zaman ona uymamız lazım. Bu bizim geleneğimizde de var. Bu bizim...
Yani Müslümanlıkta da var. Evet. Mutlaka kanun koyucunun koymuş olduğu kanunları, tabii ki toplum zararına değil ise mutlaka onlara uymak toplum düzeni açısından gerekiyor. Devlet zaten yani düzen için vardır. Halkı için vardır, vatandaşı için vardır. Bu düzeni koruduğu müddetçe evet devlet otorite olacak, otoritedir bunun adı. Ama baskı yapmayacak tabii ki. Baskı yaptığı zaman halkın zararına, halkına bir şey dikte etmek durumunda ise o başka bir şey. O zaman o otorite değil, o diktatörlüktür efendim. O bir adeta zulüm mekanizmasıdır. O başka bir şeydir. Yani bunu belki şöyle izah etmek, bazı ülkelerde bu bir fırsata çevrilebilir yönetimler bakımından. Evet, tabii bu korkuluyor. Şimdi şöyle liberal bakış. Türkiye'de ve dünyada da öyle korkuyor. Yani acaba aşırı düzenlemeler devleti otoriter yapıp veya diktatörlük mü efendim yapacak gibi bir takım korkular da var liberallerde. Ama şimdi öbür türlü de tamamen bir başıboşluk söz konusu. Bakın krizler oluyor dünyada. Yani 1929 krizi oluyor. Krizde nasıl oldu? Müdahale edildi. Nasıl müdahale edildi? Devlet müdahale etti. Ve arkasından kendisinden politikalar dediğimiz, bizim de Türkiye'de karma politikalar olarak sözünü ettiğimiz, derslerde de çok sık bunu ifade ettiğimiz politikalar devreye girdi. Hatırlayın 1930'lu yıllarda, tarihten biliyorsunuz, Türkiye çok güzel şeyler yaptı. Fabrikalar kurdu. Evet. Birinci sanayi planı ile birlikte devlet müdahale etti, yani düzenledi. Arkasından yine 2008 krizini hatırlayın. Amerika'da bile müthiş bir devletin müdahalesi oldu. Yani batan şirketleri devlet kurtardı. Regüle etti adeta. Ve dolayısıyla devletin bu tür durumlarda, olağanüstü durumlarda müdahale etmesini beklemek gayet doğaldır. Etmemesi halinde toplumda kaos olur ve bir daha da yönetilemez, toplanamaz hale gelir. Evet. O nedenle mutlaka bir otorite ve bir regülasyon. Duruma göre regülasyonu da, yani sabit bir regülasyon olmaz zaten. Krizin durumuna göre, sıkıntının durumuna göre müdahale etmek, regüle etmek gerekiyor. Şimdi devlet üzerinde etkisini birkaç cümleyle daha söyleyeyim. Sağlığa ayrı bir önem verecek devletler bundan sonra. Eskisi gibi olmayacak. Sağlık yatırımları öne çıkacak. Bakın Türkiye çok güzel bir şey yaptı. 2010'da sağlıkta dönüşüm programını gerçekleştirdi. Ve bütün hastaneleri bir araya getirdi, entegre etti. Artık isteyen istediği hastaneye gidebilir hale geldi. Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde. Ve o günden sonra Türkiye'de sağlık sektörü giderek büyümeye başladı. Arkasından genel sağlık sigortasına Türkiye girdi. Ve genel sağlık sigortası sayesinde tüm vatandaşlarımız sağlıkta ücretsiz, adeta çok düşük ücretlerle, katılım payı neyse yani yok denecek kadar düşük ücretlerle hizmet almaya başladı. Ve hastanelerimiz 3 kademeli hale geldi. 1. kademede aile hekimleri, 2. kademede kamu hastaneleri, 3. kademede ise araştırma hastaneleri dediğimiz üniversite hastaneleri devreye girdi ki bu gereksiz yere hastaların, rahatsız olanların 2. ve 3. kademede yığılmasını da engellemiş oldu. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum Halis. Evet. Hasta olduğumuz zaman inanın devlet hastanesine gitmezdik. Evimizin hemen arkasında bir özel hastane vardı. Ona gitmek zorunda kalırdık. Neden? Devlet hastanesine gittiğiniz zaman annem şöyle yapardı. Sabah 5'te kalkar. Sabahın o köründe kalkar. Sıraya girerdi. Sıraya girer ve sıranın da ne zaman geleceği belli olmazdı. Akşama kadar da beklediğimiz olurdu. Film yazar, 3 ay sonra günü. Aynen öyle. Dolayısıyla yani gittiğiniz zaman hastaysanız daha çok hasta oluyorsunuz. Ve mikrop kapma, enfekte olma riski de söz konusu. Dolayısıyla özel hastaneye giderdik. Şimdi ise ben, yani bu sağlıkta dönüşüm programından sonra artık Türkiye'de özel hastaneye gitmiyorum. Buyurun. Peki Davut Bey, hayırlı akşamlar. Bizi duyuyorsunuz sanıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Somali'desiniz. Somali'de bayram nasıl, Ramazan nasıl geçti? Buyurun. Evet, özellikle tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben Somali'de, Buhudle'de denen bir bölgedeyim.
Bu bölge Etiyopya sınırında daha kuzeyde Afrika boynuzu denen kısımdayım ben. Yani Habeşistan'a yakınsınız. Fazladır. Habeşistan'a yakınsınız. Aynen, Habeşistan'a. Hatta Budle'nin ortasından geçen caddenin bir tarafı Etiyopya, bir tarafı Somali. Öyle mi? Aslında buraya Somaliland bölgesi de deniyor. İkisini birden anlatmanızı rica ederim. Hatta bütün Afrika'yı anlatabilirsiniz çünkü bölgeyi biliyorsunuz siz. Evet. Şimdi Afrika'da yokluk ve yoksulluk bütün kıtada bulunmakta. Fakat Ramazan deyince özellikle Somali tamamı Müslüman bir ülke. Evet. Dolayısıyla ülkenin tamamı da Ramazan'ı hissetmeniz, Ramazan'ın manevi, ulvi atmosferini yaşamanız çok daha yoğun bir şekilde söz konusu. Burada Ramazan öncesinde hazırlıklar her yerde olduğu gibi yapılıyor. Fakat öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Evet. Türkiye'deki dini hayatın renkleri, çeşitliliği, coşkusu zirve yapmış. Bunu Somali'de ya da dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Türkiye'de mesela haftalar öncesinden evler bayrama hazırlanır. Burada bu kadar yoğun bir bayram hazırlığı yoktur. İmkanlar da yok herhalde değil mi? Da yoğun yoktur. İmkanlar da yok yani imkansızlıkların. Aynen. Evet. Sadece tabii ki imkanlar da yok. Çünkü Ramazan geldiğinde sofralarına giren yiyecekler çok artı ya da fazladan ekstra bir yiyecek değil. Ramazan hazırlığı çok yoğun bir şekilde yapılmıyor. Ama insanlar hilali bekleme konusunda çok hassaslar. Hilalin gözlenmesi konusunda. Misal buna şöyle bir açıklama getireceğim. Dün Budle'nin bir kısmı, Somali'nin hatta bir kısmı bayram yaptı. Hilali gördük diyerek bayram yaptı. Bugün bir kısmı daha bayram yaptı. Yarın farklı bir grupla bayram yapacak. Böyle bir ilginç bir yapısı var Somali'nin. Hazırlıklar konusunda insanların ekonomik gücü ya da durumları çok iyi olmadığı için Ramazan'a büyük hazırlıklarla girmiyorlar açıkçası, giremiyorlar. Evet. Misal Ramazan deyince, Ramazan sofrası deyince makul bir Somali'nin sofrasında ekstra neler olabilir? Çok fazla ekstradan bir şey yok. Bizde pide ve güllaça karşılık veren Somali'de sambur denen üçgen börekler var. Onun dışında labinet denen, labaniyet denen bir tatlı var. Ama Ramazan coşkulu yaşanıyor Somali'de. Namazlar kılınabildi mi? Teravihler kılınabildi mi orada? Burada korona ile ilgili, karantina ile ilgili hiçbir ekstra bir durum yok. Benim yaşadığım yerde ve duyduğum bütün bölgelerde camiler açık, cumalar kılındı. Bugün mesela yoğun bir bayram namaz katılımı vardı. Dün daha keza öyle. Burada insanların bu virüs sebebiyle hayatını tehir etmesi, etkilemesi söz konusu olmadı. Teravihler kılındı. Bizden farklı olarak. Evet. 11 rekat kılıyorlar teravihi. Evet. Bu kadar teheccüd namazı kılıyor. Böyle ilginç bir özelliği var. Camide kalan birçok insan var. İtikafa denk gelebilir ama bu insanlar yemekleri için evlerine gidiyorlar. Sonra tekrar camiye geliyorlar. Somali'nin şöyle bir özelliği var. Evet. Bütün Somali halkının tamamı Kur'an-ı Kerim'i biliyor. Dolayısıyla Kur'an'ı okumak... Etiyopya'da durum nasıl? Yani orada fakirlik ve yokluk bakımından mesela Somali'de gelen yardımlar, fakirlere gelen yardımlar, özellikle Türkiye'den giden yardımlar rahat dağıtılırken Etiyopya'da dağıtılamadığından bahsediliyor. Yani içeride bir terör olduğundan bahsediliyor. Etiyopya'da durum ne? Yani Habeşistan'da.
Evet, şimdi Etiyopya'nın Somali sınırlarında bir sorun yok. Oralara gidip yardımlar zaman zaman buradan da arkadaşlar gidip yardım ediyor ama iç bölgelerde doğru biz de zaman zaman bu tip problemleri işitiyoruz, duyuyoruz. Yani Habeşistan ya da Etiyopya diyelim tamamı Müslüman olan bir ülke değil. Dolayısıyla bu yönüyle de bir sıkıntı söz konusu. Ama özellikle bizim bulunduğumuz bölgelere yakın, Somali'ye yakın Etiyopya, Habeşistan topraklarında ciddi bir sorun duymadım. Peki, çok değerli Davut Bey, tabii oradaki internet probleminden dolayı çok net sesiniz ve görüntünüz gelmiyor. Son sözlerinizi alalım. Türkiye'ye mesajınız nedir? Buyurun. Evet, Afrika için Türkiye çok önemli bir ülke. Evet, Afrika için Türkiye çok önemli bir bölge. Somali özelinden bahsedecek olursam, Somali için Türkiye Müslümanların lideri, öncüsü, Türkiye devleti ve Türkiye başkanı önder olarak Müslümanların haklarını koruma anlamında, insanlara adaleti dağıtma anlamında evet, konumu var. Ben bu durumu Türkiye'deyken yaşamadım. Ben Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu bu topraklara geldiğimde gördüm. Bu beni ciddi önce şaşırtmıştı, sonra çok mutlu etti. Burada Türk olmanız bütün kapıları açıyor. Bu açıdan kendi ülkem adına, vatanım adına mutluluk duydum. Fakat bu ayrı bir sorumluluk, ayrı bir yükümlülük de getiriyor. İnsanlar Türk devletinden, Türklerden çok şey bekliyor. Çünkü bu kıta yüzyıllarca sömürülmüş, yüzyıllarca mağdur bırakılmış bir kıta. O sebeple Türklerin adaleti ve peki, yardım gücü ve kardeşliğe bakış açısına dünyanın olduğu gibi Afrika'nın da Somali'nin de ihtiyacı var. Peki, çok teşekkür bu ediyoruz. Açıdan, evet. Ben teşekkür ediyorum. Somali'den, Afrika'dan selamlar, peki, sevgiler sunuyorum Türkiye'ye. Aleyküm, hayırlı sana bayramlar diliyorum. Siz de selamlarımızı söyleyin. Hayırlı bayramlar, hayırlı günler Davut Bey. Çok teşekkür ederiz. Evet Orhan Bey, Somali'de ne dedi? Türkiye'nin büyüklüğünü, Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını Somali'ye geldiğimde anladım dedi Davut Bey. Tabii gerçekten böyle bir durum. Önemli bir şey de hatırlatmak lazım. Şu krizde Türkiye 80 ülkeye tıbbi yardım gönderdi. Evet. Biz bunu akademide insani diplomasi diyoruz. Evet. Mutlaka bu yardımların ekonomik bedeli var. Size bir bedeli var. Ama mutlaka bu yardımların gönüllerde de bir karşılığı var. Ayrıca yıllar sonra size bunun geri döndüğünü dönüşü dedi var, evet. Yani değil mi? İnsan kaynaklar açısından geri. Bir de efendim sorumluluğunuz var zaten. Yani bölge daha dün senin vilayetin, bugün başka bizim bir devlet söylediğimiz. Tabii bizim coğrafyamız. Evet. Bizim kardeşlerimiz. Yani onlar netice itibariyle yani mazlum milletlerin tamamının hemen hemen neredeyse hepsinin gözü Türkiye'de ve bu beklentide içindeler. Değerli yönetmenim, kim hazır şu anda? Yani Moskova'yı bağlayabilirsiniz. Tamam, peki. Evet hocam, buyurun. Devam evet, edelim. Devlet üzerindeki etkisini konuşuyorduk. Sağlıktan bahsettik. Sağlığın ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Ona yapılan yatırımlar size insan kaynağı olarak geri dönüyor. Yani sizin insanınız sağlıklı değilse, sosyal devlet bunu yapar. Sağlıklı değilse, eğitimli değilse nasıl üretim yapacaksınız? Nasıl geleceğe yatırım yapabilirsiniz? Dolayısıyla en güzel yatırım sağlıktır ve eğitimdir. O nedenle sosyal devlet bundan sonra bu iki alanı özellikle çok daha farklı bakacak. Ayrıca evet, doğaya ve tabiata bakış da değişecek devletler açısından. Daha çok yeşile önem veren yaklaşımları göreceğiz. Mimaride, şehircilikte bunlar öne çıkacak. Bir diğeri de bilgi teknolojilerine yatırım daha da artacak bundan sonra. Altyapının daha da devletler nezdinde gelişeceğini söyleyebiliriz. Evet, isterseniz ben devam edeyim mi? Tabii tabii, devam edin. Tamam, peki. Şimdi
Bilgi teknolojileri deyip geçmiyoruz. Bilgi teknolojileri sayesinde vatandaş hem şeffaf hizmet alıyor hem daha hızlı hizmet alıyor. Dolayısıyla devletler buna yatırım yaptığı zaman teması da azaltmış olacak. Yani insanlar devlet dairelerine gitmeyecekler. Oturdukları yerden bu hizmetleri rahatlıkla almış olacaklar. Daha hızlı olmuş olacak. Ve memur ile vatandaş da yüz yüze gelmemiş olacak. Bu birçok faydası var bunun. İşte atıyorum yanlış bir takım muamelenin ortadan kalkmasını sağlayacak. Su istimallerinin ortadan kalkmasını sağlayacak. Devlet bu alanlara yatırım yapacak bundan sonra. Dolayısıyla hizmetler de iyi olacak. Vatandaş da memnun olacak. Yani ben şahsen bir birey olarak gelir vergimi internetten ödeyebiliyorum. Belediye vergimi, çöp vergimi, internet. Gitmiyorum ya. Eskiden biz gider bu parayı ödeyeceğiz dediğimiz zaman saatlerce kuyrukta beklerdik. Bu altyapıda Türkiye'de ciddi manada gerçekleşti ama yetmez. Daha da ilerlemesi lazım. Nasıl olması lazım? Bütün iş süreçlerini kapsayacak şekilde ve entegre olacak şekilde efendim yapılanması gerekiyor. Yani bu gidişatın daha çok ivme kazanarak iyileştirilmesi lazım. Türkiye iyi bir yerde ama daha iyi olması gerekiyor. Halis Bey bakın. Şehirleşme bakımından mesela neler şey yapabilir? Yani şehirleşme konusunda da şu anda mesela Anadolu'ya gitme hayalinde olanlar var. Kendi köyüne dönme hayalinde olanlar var. Şimdi tabii şehir cazip bir alan. Şehrin nimetleri var. Bunu görmemiz lazım. Bizim medeniyetimiz de şehir medeniyetidir. Medinetül Fasıla. Orada Farabi şehri anlatıyor. Efendim, Hazreti Peygamber de Medine'ye icret ettiğinde şehri kurdu orada. Şehir önemli bizim için. Çünkü toplum orada oluyor. Toplumsallaşıyorsunuz, bir araya geliyorsunuz. Toplumdan özel olmuyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Şehirler önemli ama tabii şehirleri nasıl inşa edeceğimizi konuşmamız lazım. Evet. Bu virüs münasebetiyle insanlar şehirlerden kaçmak istiyorlar. Bu bir realite. Hatta ben şunu söyleyeyim size. Gelişmiş ülkelerde Londra'da mesela zengin olan insanların evlerinin Londra'nın çeperlerinde olduğunu görürsünüz. İstanbul'da ise tam tersi. Londra'nın İstanbul'da ise daha çok merkezinde oturur zenginler. Dolayısıyla bizde de o süreç bundan sonra gerçekleşecek gibi mi geliyor? İnsanlar yavaş yavaş, varlıklı olan insanlar şehrin çeperlerinde, kenarlarında, bahçeli evlerde oturmaya çalışacaklar. Bir diğer trend de Anadolu'da doğmuş, biraz orada büyümüş ama geçim sağlamak için İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler. Yani toprakla tanışmışlığı olan, toprağı bilen, ekip biçenler. Aynen öyle, toprağı bilen insanlar. Emekli de olmuşlar. Artık ben niye İstanbul'da durayım, niye Ankara'da durayım, gideyim köyümde. Az çok bir toprağım var. Onunla da uğraşırım. Hayatımı orada geçireyim diyeceklerini ben tahmin ediyorum. Bunlar şöyle yapıyorlardı Halis Bey. Gelip kışın İstanbul'da kalıp yazın köyüne gidiyorlardı. Bundan sonra tahmin ediyorum ki artık bundan sonra kışları da köylerde kalacaklar bu insanlar. Böyle bir değişim olacak, böyle bir dönüşüm olacak. Mimaride de tabii ki bu anlamda belediyeler, kamu otoritesi bu anlamda bir dönüşüm gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Daha insancıl, komşu ilişkilerin olduğu, insani ilişkilerin öne çıktığı bir şehircilik anlayışının bundan sonra devreye gireceğini tahmin ediyorum. Yani gökdelenler bizim kültürümüze uygun değil. Zaruretten dolayı bunlar yapılmış olabilir belli bölgelerde. Ama artık bunun kalıcı hale gelmesi toplum psikolojisini bozuyor. Bundan kaçınmak gerektiğini söylememiz mümkün. Şimdi tabii gerçekten insanlar, ben bakıyorum mesela tarımla alakalı işin bu kadar ciddi olduğunu yeni yeni fark ediyor. Yani netice itibariyle gıda olmadığı zaman, mesela şu anda da iş sektörleri bakımından gıdayla ilgili olan sektörler çalışır vaziyette. Diğerleri zorunlu ihtiyaç ancak olanlar devrede. Dolayısıyla herhalde bundan böyle, yani insanlar nereden gelirse gelsin bir takım gıda geliyor, biz de alıp marketten alıp yiyoruz'u bırakacak. Yani bunun bir müddet sonra belki alma sıkıntısı, getirme sıkıntısı doğabileceği
ihtimalini de bugün görüyor. Hatta şunu görmeye başladılar gibi görüyorum ben konuştuğum etrafımdaki insanlarla. Yani bugün nasıl temiz hava soluyalım diye maske takıyorsak, yarın bu havayı kirleten unsurlar nelerdir? Bunlar yani toplumsal bir bilinçten bahsedebilir miyiz bu anlamda? Yani havayı kirletmeyelim, tarım alanlarını kirletmeyelim. Yani bunların netice itibariyle taşın toprağın yenmeyeceğini, hatta paranın yenmeyeceğini, yenilebilir şeyin, sürdürülebilir hayat için suyun gerekli olduğunu, gıdanın gerekli olduğunu. Bu konuda ne dersiniz? Yani, evet, güzel bir atasözünü hatırladım siz şimdi ifade edince. Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Yani biz şu anda çok ciddi bir musibetle karşı karşıyayız. Herkes kendisine bir ders çıkartmalı buradan. Gerek Müslümanlar, gerekse gayrimüslimler. Efendim, bir ders çıkartmalı. Biz nerede yanlış yaptık, ne yapmalıyız bundan sonra? Şapkasını çıkartıp düşünmeli. Birey olarak da biz bunu yapmalıyız. Hayata bakışımız değişecek, değişmeli de. Zaten bunu konuşuyorduk. Evet. Ama bu bizim için adeta bir uyarı oldu. Yani doğayı bu kadar tahrip ederseniz, toprağı bu kadar tahrip ederseniz, efendim, gıdaların yapısıyla oynarsanız, o kadar kimyasalı toprağa atarsanız, efendim, fabrikaları çalıştırır ve şehirleri nefes alınmaz hale getirirseniz ve atıklarınızı derelere atarsanız, olacak olan bu, Halis Bey. Dolayısıyla bu yönde zaten ister istemez bu virüs ciddi bir ders oldu topluma, bireylere. Yani bunu çok da anlatmaya gerek yok belki. İnsanlar eminim ki bu konuda daha hassas olacaklar. Bununla birlikte kamu otoritesi de, bu iş biraz şöyledir. Bu alana yatırım yapan bir hükümet, bir devleti ben tercih ederim. Bundan sonra bu alana yatırım yapmayan, parti programında bunları gündemine almayan bir parti kimse oy vermez. Çünkü hayati meseleler bunlar Halis Bey. Bakın ben 2006-2007 yılında bu İngilizlerin meşhur The Economist dergisi var. Onu okurken stratejik sektörlerden bahsediyordu. Başında tarım geliyordu efendim. Evet. Bizde gıda mühendisine, bizde tarım mühendisine önem verilmedi. Yıllarca verilmedi. Evet, ama şu evet, anda kadar gıda mühendislerimiz, tarım mühendislerimiz başka alanlarda iş bulursa çalışmaya çalışıyor. Bir de bu yani sözün de ilk programa başladığımızda bahsettiniz ama mesela şehir hastaneleri. Türkiye'de hastane, yani kendinizin çocukluğunuzda hastaneye gidişiniz, annenizin gidip sıraya girdiğini falan bahsettiniz. Evet, izliyordur muhtemelen anne. Tabii bugün, selam olsun buradan. Bugün bütün annelere selam olsun. Bayramlarını tebrik ederiz. Bugün tabii gelinen noktada bütün dünyada gösterdi ki Türkiye hastasını hastanesine alabileceği bir şeyi yaratmış. Böyle bir ortamı Türkiye hazırlamış. Hem de 5 yani yıldızlı konforunda. Evet, gerçekten 5 yıldız konforunda. Çünkü yurt dışında bulunan, oralardan gelen insanlarla konuşuyoruz biz. Diyorlar ki Türkiye'deki hastaneler, Türkiye'deki insana verilen değeri hiçbir yerde görmeniz mümkün değil diyorlar. Bu İngiltere'den gelen de aynı şeyi söylüyor. Amerika'dan gelen de aynı şeyi söylüyor. Almanya'da yaşayanlar zaten pek çoğumuzun tanıdığı yakınları var. Aynı şeyler söyleniyor. Tabii biraz da insani ilişkilerle de alakası var. Yani bizim hemşehrilerimizin, doktorlarımızın, işte çoluğunun çocuğun yanına gitmeden aylardır hastanede bulunmaları, hayata değer vermelerinin de bunda pek tabii şey vardır. Evet. Sağlıkçılarımızın çok ciddi fedakarlıkları söz konusu. Gerçekten çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Yani bütün iyileştirmelere rağmen virüs meselesi çok farklı bir şey. Dolayısıyla ufak bir ihmale gelmiyor. Buyurun, kaç tane doktorumuz vefat etti, hemşirelerimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Şimdi şöyle, tabii sağlık çok önemli. 2010 yılından sonra dönüşümle birlikte Türkiye gerçekten sağlıkta çok ciddi bir mesafe aldı. Ben bunu konferanslarda da yurt dışına gittiğim zaman anlatıyorum. Evet. Bir gün hatta bir konferansta vaktimiz varsa... Cümleyi toparlayın, bir reklama gideceğiz, tekrar döneceğiz. Tamam, peki. Yani bir akademisyen, yabancı bir akademisyen Türkiye ile ilgili verileri anlatırken eski verileri paylaşıyor. Yani 2012 yılındaydı. Ben kalktım, itiraz ettim. Bakın dedim, siz onun o kullandığınız veriler çok değişti. OECD verileri, o köprünün altından çok sular geçti. Ve diğer arkadaşlar da, diğer yabancılar da Türkiye'nin bu yaptığı yatırımları duymuşlar ve gerçekten arkadaşımız doğru söylüyordu dediler. Yine o yıllarda ben bir İsveç'te bir projeye katılmıştım. Orada Türklerle konuştuk.
sağlık hizmetini nasıl alıyorsunuz? Bana dedikleri şu, biz artık Türkiye'ye gidiyoruz. Bizim burada sigortamız var, her türlü hizmetimiz var ama Türkiye'nin sağlık hizmetleri daha iyi, daha hızlı, daha kaliteli. E bir de tabii özlem de var. Evet. Bunların üstüne o da gelince biz artık Türkiye'ye gidiyoruz dediler. Dolayısıyla o günden sonra da çok ciddi şehir hastaneleriyle birlikte yatırımlar oldu. Gerçekten Türkiye, yani ben bunu filanın desteği falan desteği için söylemiyorum. Objektif bir bakış açısıyla söylüyorum. Evet. Bir akademisyen de zaten böyle bakmalıdır. Tabii. Ve sağlıkta Türkiye şu anda neredeyse bir numara dünyada. Nüfusuyla karşılaştırdığınız zaman, küçük ülkeler zaten çok önemli değil. Nüfusuyla karşılaştırdığınız zaman ve geçmişiyle karşılaştırdığınız zaman Türkiye şu anda sağlıkta dünyada bir numara. Ben bunu bugün söylemiyorum. 4 yıldır, 5 yıldır hep söylüyorum. Öğrencilerimle de paylaşıyorum. Sağlık yönetim bölümünden de öğrencilerim var benim. Onlarla da paylaşıyorum. Dolayısıyla gelinen noktada bunun teyit etti. Peki. Değerli izleyenler, bir reklam aramız olacak. Reklam arasından sonra gerek Moskova'ya, gerek Uygur Türkleri ile ilgili, Doğu Türkistan Türkleri ile ilgili konuları konuşacağız. Filistin'e bağlanacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam aramız var. Değerli izleyenler, televizyonunu yeni açanlar için öncelikle tabii bayramınızı tebrik ediyoruz. Biraz önce Somali ile, yani bu koronavirüs ve bundan sonraki sosyal hayat nasıl gelişecek, çok değerli Profesör Orhan Koçak Bey ile konuşuyoruz. Ve Somali'den misafirlerimiz, konuklarımız var. Filistin'den, Moskova'dan ve Doğu Türkistan'la ilgili konuklarımız var. Onları şimdi alacağız. Somali'den konuşturduğumuz konuğumuzun ifadesi şu. Ben buraya gelince anladım ki Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür. Evet, doğrudur. Oralar zaten dün bizim vilayetlerimizdi. Şimdi Ebu Yunus'la, Filistin'le bayram, Filistin'de neler yaşanıyor? Çünkü bugün Filistin'de Mescid-i Aksa'da Müslümanlar İsrail askerleri tarafından tartaklandılar ve bazıları tutuklandı. Muhammed Bey, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar Halis Bey. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz de bayramınızı tebrik ediyoruz. Hamdolsun, iyilik, sağlık, çok teşekkürler. Maşallah, sizi çok iyi gördüm. Ben izleyicilere bilgi bakımından arz etmek isterim. Muhammed Yunus Bey Ankara'da mühendislik okudu. Ankara'da Milli Gençlik Vakfı'nın yurdunda kalarak eğitim gördü. Aynı yurtta 1980 öncesi birlikte bir katta Muhammed Bey kaldı. Diğer katta da ben kaldım. Böyle bir yurt arkadaşlığımız da var. 2-3 yıl önce Filistin'e gittiğimizde kendisi rehberliğimizi yaparken baktım çok güzel Türkçe konuşuyor. Ebu Yunus nereden öğrendin deyince Ankara'da kaldım dedi. Dostluğumuz ta 40 yılı aşkın bir öncesine gitti. Evet Ebu Yunus, bugün tabii yüreğimiz parçalandı. Mescid-i Aksa'da oraya namaza giden Müslümanlar İsrail askerlerince tartaklandılar, tutuklandılar. Neler yaşıyorsunuz? Bu Ramazan nasıl geçti? Halis Bey. İnşallah bir daha Kudüs'te sizinle görüşürüz. Allah nasip eder. İnşallah. Özledik, özledik. Kudüs'ü özledik. Evet. İnşallah. Halis Bey, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, nehmeduhu ve nestağfiruhu ve nesta'inuhu ve na'udhu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ba'd. Değerli seyircilerimiz, kıymetli konuklarımız, yüce Türk milleti ve bu programı hazırlamasında emeği geçen herkesin bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin de. Dediğiniz gibi bugün gerçekten Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa içine kimseye izin vermediler girmesine. Çünkü biliyorsunuz Mescid-i Aksa 3 aydan beri kapalıdır. Evkaf heyeti tarafından kapatılmış. Şu virüs, koronavirüs evet, yayıldıktan sonra ve zannediyorum gelecek hafta inşallah
iyi haberler dinleyeceksiniz. İnşallah. Açmasına büyük niyet var. İnşallah açılır en yakın zamanda. İnşallah. İnşallah. Peki orada Ramazan'da tabii teravih herhalde siz de Türkiye'de olduğu gibi kılamadınız değil mi Filistin'de? Kılamadık bu sene. Evet, kılamadık teravihleri. Cuma namazları kılabildiniz. Gerçekten bu sene bayram diğer bayramlardan değişiklik vardı yani bu bayramda. Ve biz de şair dediği gibi عيدٌ بأيَّةِ حالٍ عُدْتَ يَعِيدُ لَأَمْرٍ مَضَى أَمْ فِيكَ تَجْدِيدُ. Yani ey bayram, sen hangi halde döndün? Eski geçen eski hallerinden mi, yoksa yeni şeylerin var, yenilenme mi vardır? Gerçekten yani yeni şeyler mi getirdin? Bayram bir de Ramazan ayı değişik yedi. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa hayat yani tarih boyunca iki sefer kapatıldı. Birinci sefer Haçlılar zamanında, Haçlılar Kudüs'ü işgal ettikleri zaman, evet, biliyorsunuz Mescid-i Aksa çehresini değiştirdiler. Mesela Kubbetu Sahra Mescidi kiliseye çevirdiler. Altınlı kubbe üzerindeki hilal yerinde haç koydular. Kıble Mescidi'nde şövalyelerin merkezi oldu. Mervani Mescidi'nde büyük katliam yaptılar. Müslümanlardan 3 gün içinde 70 bin kişi kılıçtan geçirdiler, öldürdüler. Ve rivayetlere göre kanlar atların dizlerine kadar ulaştı. Ve biliyorsunuz Haçlılar 1099 yılında Kudüs'ü işgal ettiler ve 1187'de Salahaddin Eyyubi kurtardı Kudüs'ü. Ondan sonra temizlendiler ve yeniden Mescid-i Aksa tabii döndü İslamiyetine. Ve o zamandan beri yalnız bu günlere kapatıldı koronavirüsü yüzünden. İnşallah tez zamanda tabii bütün dünya Muhammed Ebu Yunus, bütün dünya, bütün insanlık daha doğrusu sınavdayız. Yani insanlar ektiklerini biçiyorlar. Yani gözle görünmeyen, mikroskopla görünmeyen, mikroskop üstü mikroskop, nanoteknolojilerle görülen bir bakteri bütün dünyayı esir almış durumda. İnşallah evet, tez zamanda bundan İslam coğrafyasında insanlık da kurtulur. Ama tabii ders almış olarak kurtulur. Son söylemek istedikleriniz neler? Buyurun, çünkü internette bir sıkıntı var. Yani sizin orada zannediyorum zayıf internetiniz. Son sözlerinizi alalım. Buyurun Muhammed Bey. Çok teşekkürler Halis Bey. Biz teşekkür ederiz. Kudüs özel yeri var bütün Müslümanlarda. Bu Kudüs Müslümanların ilk kıblesi. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesi yerleştiği yer. Kudüs gerçekten Müslümanlarda yani çok önemi vardır. Biliyorsunuz son zamanlarda İsrail, Batı Şeria'dan bazı topraklar, bazı araziler kendisine eklemek istiyor ve bunu Amerika destekliyor. Amerika cesaret veriyor İsrail'e böyle kararlar almasına ve böyle kararlar gerçekten Orta Doğu'da şey yeniden getirecek. Gerçekten büyük istikrarsızlık getirecekler. Evet. Ve biz Müslümanlardan güçlü bir şekilde desteklemeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten İsrail karşısında güçlü İslam cephesi bulmazsa devam edecek eblenlerine. Evet. Peki bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah Mescid-i Aksa'nın ve Filistinli kardeşlerimizin gerçek bayramlara kavuşmasını, zulümden kurtulmasını, bütün dünyada olduğu gibi Müslümanların tez zamanda kurtulmasını temenni ediyoruz. Size İnşallah. Filistinli kardeşlerimize ve aile efradınıza bayramlarınızı tebrik ediyoruz. Selamlar sunuyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Muhammed Bey. Bütün Türk milletine şükranlarımı sunmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Katıl. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet.
Evet Orhan Bey, birlikte dinledik. Gördüğünüz gibi gerçekten Somali'yi dinledik aynı şey, Filistin'i dinledik aynı şey. Netice itibariyle dünyada İslam coğrafyasının yani Türkiye'nin çok güçlü olma mecburiyeti, sorumluluğu var. Burada ekonomiyle alakalı hiçbir şey konuşamadık. Yani korona sonrası bunu pek konuşamadık. Lütfen bu konuda bir şeyiniz varsa onu rica edeyim. Peki. Bir de değerli izleyenler, Sayın Cumhurbaşkanımız Ruhani ile hem korona hem de bölgesel sorunları, muhtemelen Suriye konusunu konuştular. Bunu da siz değerli izleyicilerimize aktaralım istedim. Orhan Hocam buyurun. Evet. Ekonomiyle alakalı ne gibi öngörüleriniz var? Müsaade ederseniz ekonomiyle ilgili birkaç şey ifade etmeden önce Muhammed Bey'i dinledikten sonra çok enteresan, tabii güzel şeyler söyledi, etkileyici şeyler söyledi. Birkaç cümleyle buyurun. Düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Hayır, buyurun. Alakalı. Şimdi tarihe bakarsak, İslam tarihine özellikle, müthiş devletler kurulmuş. Yani Abbasiler o dönemde çok ciddi. İşte Beytül Hikme diye bir müessese kurulmuş. Orada çok ciddi ilmi çalışmalar yapılmış. Ve dünyayı aydınlatmış bu ilmi çalışmalar. Arkasından işte o dönemde yine Endülüs kuruldu ki 711'de kuruldu ve 1492'ye kadar devam etti. Aşağı yukarı 800 yıl kadar. Ya Amerika şurada 200 yaşında. Efendim, Selçuklular ve Osmanlılar. Bunların hepsinin bir özelliği var. Onu özellikle paylaşmak istiyorum burada. Seyircilerimiz de duysunlar istiyorum. Bütün bu devletlerde Müslümanlar güçlü olduğu zaman azınlıklar o kadar güzel yaşamışlar ki, yani adeta oradaki devletin asli vatandaşlarından çok daha rahat yaşamışlar. Bakın Endülüs'te Museviler ve Hristiyanlar Müslümanlarla birlikte hiçbir sorun olmadan barış içerisinde, huzur içerisinde yaşadılar. Aynı şekilde Abbasilerde de bilimsel çalışmalar o Beytül Hükme'de yapılırken Yahudiler ve Hristiyanlar da o çalışmalara dahil edildi, katıldı ve beraber çalıştı. Yani siz şu dindensiniz, bu dindensiniz deyip bir ayrıştırmaya tabi tutulmadı. Endülüs'ü Avrupalılar işgal etmeye başlayınca Osmanlılar oradaki Müslümanları kendi topraklarına, özellikle Afrika'ya, Yahudileri ise İstanbul ve Selanik'e getirdiler. Ve İstanbul'daki Musevilerin yazdıkları mektuplarda şöyle deniliyor: dünyada cenneti görmek istiyorsanız İstanbul'a gelin bakın diyorlar. Selçuklar döneminde de öyle, Osmanlılar döneminde de öyle. Dolayısıyla yani Avrupa o orta çağı, karanlık çağı yaşarken biz sonuna kadar aydınlık bir çağ yaşadık. Burada şunu söylemek istiyorum. Müslümanların maalesef bu gücü gittikten sonra, güç Batılıların eline geçince Müslümanları ezmeye çalıştılar. Ezdiler. Baskı altına almaya çalıştılar. Dolayısıyla Muhammed Bey'in söylediğine burada çok katılıyorum. Müslümanların başka bir seçeneği yok. Güçlü olmaktan başka. Çünkü adalet ancak bu anlayış üzerinden tesis edilebiliyor. Onu görüyoruz. Bakın şu anda Batı'da sadece iş gücüne ihtiyacı varsa göçmen kabul eden bir zihniyet var. İş gücüne ihtiyacı yoksa kapıları kapatıyorlar, insanları yokluğa mahkum ediyorlar. Hatta Akdeniz'de teknelerini batırarak boğuyorlar. Bu insanlık dışı bir yaklaşım. O yüzden bugün Müslüman dünyasının güçlü olmaktan başka, ama her alanda herkes çok iyi işini yapacak. Ekonomide güçlü olacak, bilimde, sanatta güçlü olacak. Ve o zaman adaleti dünyada tesis edebilecek diye düşünüyorum. Muhammed Bey'in söylediklerinden sonra bunlar aklıma geldi, paylaşmak istedim. Sağ olun. Şimdi koronavirüs sonrasında ekonomide neler olacak? Tabii bu çok tahmin etmek kolay değil. Ama yani bu belirsizlikler içerisinde birkaç şey söylemek mümkün. Bir kere bu süreç beklenmiyordu. Yani beklenmeyen bir süreç. Yani böyle bir vakanın olacağı çok bilinmiyordu, tahmin edilemiyordu. Bazen gurular çıkıyordu. Kimdi bu gurular? İşte Bill Gates gibi, Microsoft'un. Onlar aşı çalışmaları yaptığı için bunu bazen gündeme getirmişti. Ve dolayısıyla pek bilinmiyordu. Bir anda ortaya çıktı. Ve ciddi bir dünyada gerginlik olmasına neden oldu. Şimdi ne olacak? Dünyada bütün adeta kepenkler kapandı Halis Bey. Ya, ekonomiler durdu. Dünyada yani daha büyük ekonomide daha çok tahribat var.
herkes nasibini bu şeyde aldı. Çünkü uçaklar indi, uçaklar uçmuyor. Evet, İnsanlar her şey bir yerden bir yere gidiyor. Hayat durdu bir anlamda. Her şey durdu. Evet. Her şey durunca bu krizin özelliği şu. Önceki krizlerde talep daralması olunca ortaya çıkmışlardı. Yani 1929 krizi, 2008 krizi ve aradaki 70'li yıllardaki evet. kriz, maliyetlerin yükselmesine dolayı ortaya çıkan bir talep daralması. 94 krizi, evet. Evet, dolayısıyla onların özelliği talep bu ise, talep daralmasıydı. Bunun özelliği ise, yani hem arz durdu, hem talep durdu. Çünkü işler yürümüyor. Yani müesseseler çalışmıyor, müessese çalışmayınca insanlar ne oluyor? Üretime katılamıyorlar. Dolayısıyla dünyada beklenen şu, %10, %12, %13 civarında bir küçülme söz konusu olacak. Tabi bu kadar büyük küçülme olunca ne olacak? Ciddi bir manada bir işsizlik söz konusu olacak. Buna artık mesela sosyal denge bakımından mesela aileler ne gibi tedbirler alabilirler? Yani burada mesela bizim bir atasözümüz var. Diyor ki ayağını yorganına göre uzat. Bir. İkincisi yani pek çok ihtiyaç olmayan şimdi, konfordan evet. vazgeçmek. Mesela bir telefon. Şu telefon bunun 10 bin liraya alınan da var. 1000 liraya alınan da var. Yani 10 bin lira evet. verdiğiniz zaman yaklaşık 1500 dolar yurt dışına gidiyor. 1000 liraya aldığınız zaman 150 dolar gidiyor. Şimdi, dolayısıyla mesela vatandaşlarımız bu harcamalarında çünkü önemli yani 10 milyar doların üzerinde sadece teknoloji yani telefon vesaire alarak dışarıya giden paradan bahsediliyor. Önemli yani bir kaynak. Çok önemli bir nokta tabii ama şunu söylemek lazım. Ekonomi regülasyonlarla gelişir, düzenlenir. Bunu da devlet yapar. Dolayısıyla devlet çok önemli. Yani devletin yapacakları, yaptıkları çok önemli ve dolayısıyla o yapılanlar da ailenin yapabileceklerini sınırlandırır veya genişletir. Dolayısıyla ben hani buradan öncelikle devletin neler yapması gerektiğini konuşmamız gerekiyor diye. Peki devletin yapması gerektiği şeylerden birisi önce devlet ayağını yorganına göre uzatmalı demeli miyiz? Mesela bir belediye, herhangi bir belediye, parti konuşmuyorum. Tabii. Herhangi bir belediye başkanı 100 bin TL kira ödeyerek bir araca Türkiye'de binmemesi lazım. Yani böyle bir israf dünyanın hiçbir yerinde yok. Mesela Almanya'da kamuya ait araç sayısı 3-5 bin ile ifade ediliyor. Bizde neredeyse milyona dayanmış. Yani herkesin altında bir kamu görevlisinin altında bir araç. En lüksünden, her birinin bürosu en lüksünden. Yani mesela ben bakıyorum İngiltere Parlamento Başbakanının girdiği binaya bakıyorum. Almanya Başbakanının bindiği makam arabasına bakıyorum. Bizim belediye başkanımızın, bizim bakanlarımızın makam arabasına bakıyorum. Doğrusu devlete acizane kardeşane söylüyoruz bunu. Devletin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten halkın tam da içinden gelmiş devleti yöneten bir insandır ki yani varı da biliyor, yoğu da biliyor, herkesi biliyor. İsraf ama size bu konuyu unutmadan hemen hanımefendi Kadriye Hanım bizi duyuyorsunuz herhalde. Evet duyuyorum. Hayırlı akşamlar Kadriye Hanım. Hayırlı akşamlar. Sizi Türkiye kamuoyu sosyal medyada annenizle ilgili yaptığınız yayından tanıyor. Yani gerçekten izleyenlerin yüreğini burkan bir yayınla tanıyoruz. Öncelikle tabii hem hayırlı akşamlar diliyoruz, hem hayırlı bayramlar diliyoruz. Hem de umarız ki annenizden hayırlı ve güzel haberler almış olasınız. Şimdi Kadriye Hanım, tabii sizinle bağlanmadan önce ben değerli izleyicilerimle şöyle bir konu paylaştım. Dedim ki Doğu Türkistan'la ilgili bilgi kirliliği Doğu Türkistan davasına zarar veriyor. Yani Doğu Türkistan'da olmayan bir görüntü Doğu Türkistan'daymış gibi gösteriliyor. Sonra deniyor ki efendim yok böyle bir şey yok bu görüntü falan yere aittir. Dolayısıyla gerçekten orada yapılanlar bu defa gerçekler de anlaşılmaz hale geliyor. Beni anlıyorsunuz. Türkçeyi iyi bildiğinizi evet. düşünerek rahat bir şekilde evet, konuşuyorum. Daha yavaş da konuşabilirim tane tane. Yo gayet iyi anlayabiliyorum. Evet size. Siz bir defa Doğu Türkistan'da bayram
namazlar, cami ve sosyal hayat, lütfen onu anlatınız. Bir de annenizin özelde tabii bir anlatmak istediğiniz kısımlar varsa lütfen Türk kamuoyu, çünkü bizim Uygur, daha doğrusu Uygur, uygarlık kelimesinin türediği, ürediği uygar kardeşlerimiz, Türk Müslüman kardeşlerimizin medeniyetin beşiği olan, çünkü gerçekten Uygur Türklerinin, uygar Türklerinin olduğu yerde, vaktimiz olursa hocamız anlatırlar, gerçekten İslam medeniyetinin çok önemli büyük zatlar oralardan yetiştiler. Önemli bir bölgede önemli sıkıntılar yaşıyorsunuz. Buyurun, söz sizin. Türk kamu oyuna ne söylemek istiyorsunuz? Buyurun. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Yani şu an biz gayet güzel Ramazan bayramı kutluyoruz ama Doğu Türkistan'dan ne yazık ki böyle bir fırsatımız bile yok. Yani bazı şeyler, biraz önce söylediniz, bazı şeyler gösteriyor, sonra yalan oluyor gibi. Ama asıl gerçek, Doğu Türkistan'da şu an İslamiyet diye bir şey yani fazla açıkçası kalmadı. Ben öyle düşünüyorum. Çin devleti, Çin hükümeti olarak aslında bu sadece, ama bu bana ait bir fikir. İslamiyet'e düşman değiller. Çin'in asıl amacı Uygurlara düşmanlık yapıyor. Bu sadece benim fikrim. Belki yanlış da anlaşılabilir ama yine de söylemek istiyorum. Çünkü İslamiyet'te, yani Müslümanlığa karşı olsaydı, Türkler de Müslüman sonuçta, Türkiye şey, Çin devletinin, Çin hükümetinin Türkiye ile beraber yaptığı o kadar çok fazla işbirliği var. Beraber yaptığı ticaret var. Saudi Arabistan'a gidiyor. Bu Arap devletleriyle beraber çok iyi yaptığı işbirlikleri var. Demek Çin'in asıl amacı dini destek yaparak bütün Uygurları soykırım yapmak. Asıl gerçek bu. Yani sizin bildiğiniz öyle basit bir şey değil. Yıllardır, yani ben küçükken hatırlıyorum, o zamanlar Ramazan ayları en azından anneannemler, dedemler gizlice olsa bile yapabiliyordu. Ama bu son dönem 2016 başladı. Daha açık açık böyle bütün dini kitaplar, Kur'an, yani dinle ilgili her ne varsa, hatta Kur'an'ı bile insanlar böyle gömdü, suya akıttı. Yani başı büyük bela oldu. Polisler gizli gizli eve giriyor, araştırıyor. Evde dinle ilgili ne varsa insanları suçsuz yere suçlayıp kamplara, hapislere attı. Yani kamp dediği bile, yani Türkiye'de bile şu an birçok insanın kafasında kamp deyince ha böyle bir eğitim yeri diye bir düşünce var ama aslı değil. Yani nasıldır? Tarif eder misiniz? Yani kamp adı, kamp yapı söylenen yer hapishane şeklinde bir şey midir? Hapishaneden fazla bir farkı yok. Benim annem 2 seneden fazla kampta kaldı. Orada bilmediğiniz, aklınızın ucuna bile getiremediğiniz türlü değişik işkence şekli yaşıyor. Çin polisleri Uygur halkını suçsuz yere suçlayıp şu an 3 milyondan fazla kişi kampta ve hapishanede. Onları türlü yani işkenceye uyguluyor. 30-35 milyon civarında Uygur Türkünden bahsediyor. O halde %10'u hapiste, öyle mi? Hapisten, çok büyük bir rakam. Aynen. Bir de hiçbir suçu yok. Hepsi suçsuz yere suçlandı. Ne yaptı? Çin önce işte dini destek yaptı. İş adamları, bilim adamları, yüksek makamdaki bütün insanları kapattı. Dini insanlarımızı kapattı. En son devlet memurları kapattı. Hatta bırakın insanları kapattı. Çocukları ortada kaldı. Küçücük 3 yaşında, 2 yaşındaki masum çocukları şu an çocuk kampı diye bir yer yapmışlar. Orayı kapattı. Oradaki çocuklarımız şu an ne adını biliyor, ne annesini babasını, ya kendisinin kim olduğunu dahi bilmeden tamamen Çin'in eğitimi altında, yani Çinli olarak artık İslamiyet'te kalmadı, dini, yani her şeyi unutmuş halde Çin'in eğitimi altında büyüyorlar. O zaten büyük bir üzüntü bizim için.
İkinci evet. olarak bu çocuk kampı yetmedi. Kamptaki Uygurları, genç çocukları, bu Çin'in diğer bu Çinliler daha çok yaşadığı büyük büyük şehirler var. Oraya amacı iş diyor. Böyle sonuçta iş diyor. Adı iş. Yani biraz aşağı asimile mi diyor? Çok asimile diyor. Aynen. Evet. Aynen. Böyle gençlerimizi oraya götürüyor. Adı iş veriyor ama hepsi kayboluyor. Hatta internetten bile bakabilirsiniz. Bu Saudi Arabistan'da helal iş organ diye bir şey çıktı. Ya bu helal iş organ işte Doğu Türkistan'daki Uygur genç çocukların iş organlarını alıp bu Arap devletlerine satıyor. Bu gerçek olan bir şey. Hatta internetten bile bakabilirsiniz. Yetmedi devletten böyle arkadaşlık diyor ama hepsi böyle bahane. Hatta insanların dinini rahat rahat yapamasın, böyle istediği gibi namazını, orucunu falan yapamasın diye, insanlar gizli gizli yapıyordu çünkü, onu bile yapamasın diye böyle Çinli erkekleri, kocası, işte annesi, babası kampta, hapislerde olan, yalnız kalan bütün kadınların başına dikti. Yani bu şeyleri söylemek o kadar kolay değil ama açık konuşmak gerekirse devlet böyle devletin emriyle toplum şeklinde şu an Uygur kadınları tacize uğruyor, tecavüze uğruyor ama bunu bile şu an konuşamıyoruz rahat rahat. O çok, kadar tabii zor çok, bir durum. Çok zor bir durum, evet. Şimdi Kadriye Hanım, ben tabii bu konuyla alakalı zaman zaman yayın yaptığımız için Çin konsolosluğu bana hemen hemen her hafta diyebilirim ki her güne yakın paylaşımlar, bilgilendirme mailleri gönderiyorlar. Mesela birisinde diyor ki işte şu kadar camiyi tamir ettik. Şu kadar cami her mahallede, her nüfusa şu kadar düşecek şekilde camileri açtık, açık vaziyette duruyor diyor. Siz ne dersiniz böyle bir duruma? Bir de şu var, mesela bir konuğumuz şöyle söylemişti. Evlere, bu basına da yansıdı, evlere bir Çinli geliyor kaynaşma da altında. Bir İslam toplumunda mensup bir ailenin evine herhangi bir yabancı girip orada kalamaz, konaklayamaz. Misafir başka bir şey. Aylarca, yıllarca duramaz. Bununla alakalı da mesela bize gelen açıklamada her ikisinde de kısaca cevap verirseniz memnun olurum. Diyor ki kaynaştırma adı altında böyle bir şeyimiz var diyor, uygulamamız var. Çin'le Uygurları barıştırıyoruz, kaynaştırıyoruz diyor. İki hususa bir cevap verebilir misiniz? Sonra da toparlayalım. Buyurun. Tamam. Bu önce cami meselesi gelip camiler bir kısmını açık bırakmış olabilir ama o hepsi Çin'in yani böyle göz boyama bir oyunu. Birçok camileri yıktı. Çok eski ünlü camilerimizi tamamen yıktı. Tarihi belki camileri. Bir iki, aynen tarihi eski yerlerin hepsini yıktı. Yani Uygur tarihini bile tamamen olarak bitirmek istiyor çünkü. Böyle silmek istiyor Çin. Camiden bir iki tanesini bırakmış olabilir. O sadece göz boyama bir oyun. Ama şöyle bir şey var. Hatta 5-6 sene önceydi. O zamanlar ben Doğu Türkistan'daydım. O zaman cami açık ama caminin içine böyle kamera yerleştiriyor. Oraya giren çıkan her kimse sonra kapatıyor, hapise alıyor. Yani camiler açık olsa bile kimse girmeye cesaret edemez. Peki evlere alınan, kaynaştırıyoruz diye gönderilen şeylerle ilgili durum nedir? Gerçeği nedir? Bu kaynaştırma durumu biz yıllardan beri Uygurlar da Çinlilerle beraber evlenme. Biz Uygurlardan Çinlilere karşı ne kız veriyoruz ne de kız alıyoruz. Böyle bir durumdayız. Yıllardır Çinlerle beraber yaşadık ama hiçbir zaman kaynaşmadık. Uygurları tamamen böyle bitirmek istiyor. Çin'in amacı bu. Peki. Evet, bir su varsa yanınıza bir su için. Ve son söylemek istediklerinizi lütfen buyurun. Neler söylemek istersiniz? Kamuoyumuzla neyi paylaşmak istersiniz? Lütfen buyurun. Son olarak son birkaç annemin cümle. Fotoğrafını göstermek istiyorum. Tabii, bu da göstereyim. Benim annem. Biraz yaklaştırın lütfen, görünsün anneniz. Evet, gördük, evet.
Annem şu an Çin polislerin elinde 10 senelik hapis cezası verilmişti. Benim Türkiye'de eğitim almamdan dolayı, bir de annemin 2016 Türkiye'ye gelip benim yanımda ziyaret etmesinden dolayı suçsuz yeri suçlayıp 10 senelik hapis cezası verdi. Şu an annemin sadece hayatta olduğunu biliyorum. Ondan başka hiçbir şey bilmiyorum. Haberleşemiyor musunuz? Yok. Yani mektup vesaire... Kesildi. Yok, hiçbir şekilde konuşamıyorum. Hatta Çin'den bana açık açık tehditler bile geldi. Annen suçsuz değil, annenin senin gibi bir kızı var. Onun için annen hapiste. Hatta sen konuşmayı devam edersen seni bile hapise alacağız gibi açık açık tehditler bile geldi. Ama korkmuyorum. Buradaki bu konuştuklarım Çin'e direkt gidiyor, ondan eminim. Onun için diyeceğim, annemi zamanında bırakmasını istiyorum. Yoksa ben bu olayı daha da büyüteceğim. Bir de son olarak Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Türkiye Devleti, Cumhuriyet, yani Türkiye halkına da seslenmek istiyorum. Ben hiçbir zaman Türkiye'den Uygurlar için savaşıp oraya gidin, böyle bir şey istemiyorum. Biz Uygurlar zaten istemiyoruz. Ama şöyle bir küçük bir ricam olacak. Uygur genç çocuklardan öğrenciler çok fazla var İstanbul'da. Zamanında ben de orada eğitim aldım. Yani o kadar okumak isteyen ama bir şey, yani okula başvuruyor ama Çin'den belge istiyor. Bunu yapman için böyle böyle Çin'den belge getirmen gerekiyor diye böyle bir şartlar var. Yani bunda biraz, yani gerçekten yeteneği olan eğitime düşkün öğrencilere karşı biraz bu açıdan biraz bir yol açılmasını istiyorum. Peki. Çünkü çok önemli bir şey diye düşünüyorum ben, genç çocukların yolun açılması için. Peki. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Cesaretiniz için de teşekkür ediyoruz. Ve tabii annenize de tez zamanda kavuşmanızı diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Değerli izleyenler, tabii izlediğimiz, dinlediğimiz hadise gerçekten enteresan. Bu ve buna benzer pek çok olay dinliyoruz, anlatılıyor. Tabii Çin elçiliği, Çin konsolosluğunun bu konularda söylemek istedikleri varsa, biz gazeteciyiz, biz medya mensubuyuz. Kendilerinin bize vereceği doğru bilgileri, doğrusu neyse onu paylaşmaya da hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Hocam, dinlediniz, ne düşündünüz? Evet, Çin kapitalizmin başka bir boyutunda olan bir ülke. Bugün geldiği nokta itibariyle çok güçlendi. İktisadi olarak çok güçlendi. Teknolojik olarak çok güçlendi. Önceden Amerika ile aralarında bir iş paylaşımı vardı. Amerika patent üretirdi. Çin ise emtia üretirdi. Şimdi Çin Amerika'nın işine de girdi. Patent üretmeye patent üretiyor, evet. Yani yeni ürünler üretiyor artık. Know-how üretiyor. Dolayısıyla tabiri caizse Amerika ile kapışmasının, Amerika'nın onu rakip olarak görmesinin bir sebebi de bu. Evet, Çin maalesef yani zulümler yapıyor diye. Doğu Türkistan üzerinde mesela bu hanım kardeşimizin sözleri, yani Müslüman, sadece salt Müslümanlıktan bahsetmiyor ama asimilasyondan bahsediyor. Evet. Doğu Türkistan coğrafya bakımından Rusya ile Çin'in arasındaki bir bölge. Tabii madenler var. Çok önemli madenler var Doğu Türkistan'da. Yani bir de Doğu Türkistan'ı başka ülkelere kaptırmak ya da işte başka birliktelikler oluşmasın diye mi üzerine duruluyor? Tabii acaba? Ya ciddi bir nüfus var. Müslümanlar, Türklerle bağları var, akrabalıkları var. Dolayısıyla ciddi bir içeride tehdit olarak görüyorlar bu insanları. Ya nasıl bir buçuk milyar nüfusa sahip bir kıtadır Çin neredeyse, yani evet. 35 milyon ya. Evet. Yani nasıl 35 milyon, ama tabii 35 milyon baktığınız zaman birçok ülkeden çok çok daha büyük fazla bir nüfus. Dolayısıyla böyle bir tehdit var. Tarihten gelen bir birikim var. Dolayısıyla maalesef böyle
Yani çok kötü uygulamalar. Evet. Görüyoruz, duyuyoruz. Ben de içine birkaç defa gittim. Orada bazı şeylere şahit olduk. Çok üzücü yani. Zamanımız olsa da bunları paylaşsak ama anladığım kadarıyla şu anda zamanımız birazcık daha bitti. Tabii siz konu... Evet, yani demin biraz. Biz ekonomide neler yapılabilir konuşuyorduk. Üretimi aslında biraz konuşmamız lazım. Buyurun. Yani COVID vesilesiyle ülkeler birazcık daha içeri dönecekler ve diyecekler ki biz neyi üretemiyoruz? Hangi ürünler bizim için stratejik? Onlara odaklanalım diyecekler muhtemelen. Türkiye'de de bunu yapacak. Evet. Yani Türkiye, bakın bu İHA'lar, SİHA'lar vasıtasıyla efendim kurmuş olduğu kurumlar ve organizasyonlar vasıtasıyla çok önemli şeyler yaptı. Adeta kendine güveni arttı. Bakın İHA ve SİHA'lardan sonraki İHA ve SİHA'lar çok önemli teknoloji kullanan ürünlerdir. Bunlarda bilgi teknolojileri var, yazılım var, yapay zeka teknolojisi. Çok önemli. Yani yapay zeka sadece var, şöyle makine var. Makine şöyle bir var. Şey değil yani bizim de havada uçan bir aletimiz var. Hayır değil. Yani tamamen yerli olduğu tabii. için yapay çok önemli zeka. Bir konu. Yapay zeka var. Tabii. İleri teknoloji var. Yani bugün silah sanayinin geldiği bütün teknolojiler kullanılıyor. En ileri noktada şu nokta an. Kullan, evet. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla buradan bize bir özgüven geldi. Çok enteresan. Bu özgüvenin ikinci şeyi de 15 Temmuz'dur. Toplumumuzda 15 Temmuz münasebetiyle ayrı bir özgüven de geldi. Biz gerekirse böyle de yapabiliriz diyebiliyoruz şu anda. Şimdi dolayısıyla bunu da devam ettirmek lazım. Bakın hemen biz hızlı bir şekilde solunum cihazları ürettik. Müthiş bir şey bu. Ve dünyaya ihraç ettik biz bunu. Kimi ülkelere de yardım ettik, gönderdik. Ve insani hasta diploması... atakları her türlü evet yani şimdi dolayısıyla bundan sonra maske çok basit yani çok basit bir şey diye bahsediyoruz ama İngiltere'ye maske gönderdik. Yani ileri teknoloji olan ülkelerin böyle evet. Sıkıntıları var maalesef. Hızlı bir şekilde dönüşüm bu işleri de basit olarak gördükleri için 3. dünya ülkelerine havale etmişlerdi. O yüzden de üretemiyorlardı. Evet. Ve zaten bu ülkelerde konforları yüksek oldukları için olağanüstü hallere hemen alışamıyorlar. Yani evet. Afetlere, krizlere hemen alışamıyorlar. 2008 krizinde bunu da gördük. İnsanlar hemen sokaklara dökülüyorlar çünkü konforları bozuluyor. Bizim ülkemizde ise aslında bu yeri gelmişken onu da söylemek lazım. Biz yıllardır krizlerle uğraşıyoruz. Krizlerle uğraşıyoruz. Ekonomik sıkıntılarla uğraştık. İşte ta 80'lerden itibaren zaman zaman darbelerle karşılaştık. İnsanımızın bağışıklık seviyesi çok yükseldi. Evet. Dolayısıyla burada biraz da başarılı olmamızın sebebi burada da aramak lazım. Şimdi gelirsek asıl mevzumuza Halis Bey, biz stratejik sektörlere yatırım yapmalıyız. Türkiye açısından konuşmak gerekirse stratejik sektörler bizi geleceğe taşır, know-how üretir, bilgi üretir ve istihdam üretir. Ve sizi diğer ülkelere karşı avantajlı hale getirir, üstün hale getirir. Mutlaka mukayeseli üstünlükler olacak. Yani biz siz bir şey üretirken başka şeyleri de başka ülkelerden alacaksınız. Bunu niye aldığınızı biliyorsanız mesele yok. Küreselleşmeye böyle pozitif bakmak lazım. Yani illa ki her şeyi ben içeride üreteceğim derseniz üretemezsiniz. Dünyada da pazarınızı kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla belli stratejik alanlara çok iyi yatırımlar yapmak lazım. Ülkemizde şu anda hükümet şöyle bir politikası var, onu paylaşayım. 1 milyon genci bilgi işlem teknolojileri ve yazılım alanında yetiştirmek gibi bir hedefi var. Çok güzel. Evet. Bu çok güzel bir hedef. Bilgi teknolojilerini biz şöyle deriz, integral part deriz. Yani her işte, her süreçte bilgi teknolojileri vardır. Bakın şu stüdyoda hangi alete bakarsanız içinde çip vardır, içinde yazılım vardır, kodlama vardır, bilgisayarın bir kısmı vardır. Dolayısıyla artık bu alanda bizim... Artık hayatın içinde yani evet. bunu bu yatsına nasıl cebimizde aynen öyle. Telefon var. Şimdi dolayısıyla hani siz sorunuza gelirsek... Efendim, üretirseniz sorun yok. Üretmezseniz buna ihtiyacınız var. Nasıl karşılayacaksınız? Evet. Üretenden alacaksınız. Çin üretiyorsa Çin'den alacaksınız. Yani benim telefonum bozulduğunda Türkiye'de üretilmiş benim bir markam yoksa ne yapacağım? Halis Bey, alışmışım, kullanıyorum da, ihtiyacım da var. Ben bugün öğrencilerime online ortamdan ders veriyorum. Gerektiğinde telefonumu kullanıyorum. Efendim, yani ben şimdi sıradan bir telefonu kullanamam. Dolayısıyla bizim üretmemiz lazım. Üretirsek ancak uluslararası arenada güçlü ülkeler arasına girebiliriz. Evet. Bunun başka bir alternatifinin olmadığını düşünüyorum. Eğer Çin'e bağlarsak, Çin bugün böyle bu zulmü bunlara yapıyorlarsa, tek şeyi kaynağı geldikleri ekonomik güçtür.
3 trilyon dolar nakit paraları var. Dünyada birçok ülkeyi bağladılar. Afrika'da bazı ülkeler Çin parasını kullanıyor. Çin parasını basıyorlar. Yani bu kadar stratejik gidiyor Çin. Yatırım yaptığı ülkelerde kendi insanını ihraç ediyor. Onu gönderiyor. Oralara emek gönderiyor. Şuna katılır mısınız Orhan Bey? Mesela Amerika da emperyal davranıyor. Politikası bu. Avrupa ülkeleri de aynı şekilde geliyorlar. İnsanların hem yer üstü hem yer altı kaynaklarını sömürüyorlar. Geleceklerine ipotek edip gidiyorlar. Ama Çin için şöyle söyleniyor. Çin sadece elinizdeki olanı almaz, gelir ve yerleşir. Efendim uzun yani, vadede bunu düşünüyor Çin. Ama avcıyı avlarlar bir gün. Ben onu da söylemek isterim tabii. Çin'den daha uzun emeller olan ülkeler ve toplumlar var bu dünyada. Ben 2010'lu yılların başında Çin'e giderken yanımda birkaç tane İsrailli ile karşılaştım. Ve anladım ki onlarla konuştuktan sonra uçakta anladım ki İsrail ve Yahudilerin Çin'e yönelik çok ciddi uzun emelleri, stratejik çalışmaları var. Ve son zamanlarda bununla ilgili de makaleler okuyorum. Dolayısıyla Çin gerçekten evet yani kapitalizmin başta da söylediğim gibi farklı bir boyutunu uygularken ama Çin de içeriden bir şekilde işgal edildiğini de düşünüyorum. Ama nihayetinde söyleyeceğim şu, Çin bu cesareti ekonomik gücünden alıyor. Bu yayılmacılığı ucuz emek gücünden alıyor. Yani siz aynı ürünü Çin'de 10 liraya yaptırıyorsanız Avrupa'da bunu 100 liraya yaptırıyorsunuz. Evet. Ben Çin'de bir fuara gittim ve bir ürünün fiyatını sordum. Bana şunu sordular. What's your target price dediler. Sizin hedef fiyatınız nedir? Ne demek hedef fiyatınız? Bunun bir fiyatı vardır, bana söylersiniz. Yani ya 1 liradır ya 10 liradır. Yok dediler. Siz kaç lira istiyorsanız bu ürün için, kaç liralık ürün istiyorsanız biz aynısını size o fiyattan... 10 liralık yapacağız. Aynen. Bakın bu kadar esnekler. Bu kadar maharetliler. Eskiden Japonlar böyleydi, şimdi Çinliler böyle. Dolayısıyla... Yani Çin'den malzeme çalacak, fiyatı düşürecek. Bir şekilde evet. Yani işte kaliteden biz gördük iPhone markasıyla, özür dilerim burada kullanmakta sakıncası var mı yok mu bilmiyorum. Var işte, evet, reklam açısından. Evet, yani Çin'de üretilmiş ama onda bir fiyatına veya üçte bir fiyatına satılıyor ama kaliteyle alakası yok. Bu şekilde de üretim yapıp dünya pazarlarına sunuyorlar. Özellikle 3. dünya ülkelerine imitasyon ürünlerini sunuyorlar. Ve adeta buraları da bu şekilde ticaret üzerinden sömürüyorlar Halis Bey. Yani işin farklı bir boyutu, farklı bir kapitalizmini evet, biz Çin üzerinden görüyoruz. Bilmiyorum size vaktimiz ne kadar var? Var, devam kaç edeceğiz. Dakikamız var? Benim aslında tabii daha çok söyleyeceğim şeyler var ama bir arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın yapmış şimdi olduğumuzda... herhalde arkadaşlar Moskova ile irtibat kurmaya çalışıyorlar. Evet. Meslektaşlarımızın yapmış olduğu bir koronavirüs toplum içerisinde koronavirüs araştırması var. Eğer arzu ederseniz bunu arkadaşlarım onayını aldım. Buyurun. Aldığım için burada isimlerini vererek paylaşmak istiyorum. Buyurun, buyurun. Değerli arkadaşımız Profesör Ergün Yıldırım, Doçent Recep Yıldız ve diğer öğretim görevlisi arkadaşların yapmış olduğu bir araştırma. Koronavirüsün en yaygın olduğu dönemde 15 Nisan ile 1 Mayıs arasında yapmışlar. Ve 1300'e yakın kişiyle yapılmış bir saha çalışması. Yani bilimsel bir çalışma. Evet. Oradan çıkan verileri ben özet halinde sizinle. Enteresan. Türk toplumunun koronavirüs olgusuna ve süreçlerine nasıl baktığını anlamak açısından çok değerli bulduğum için paylaşmak istiyorum. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir çalışmayı yapmış oldukları ve medyada da paylaşmış oldukları için. Özetle diyor ki toplumsal yardımlaşma ve hayırseverlik artış gösteriyor. Nasıl görüyoruz bunu? Diyor ki yardım duygum arttı. Oran ne? %74 civarında. Yani insan, insana insanlığını hatırlattı. Evet, sorulanların %74'ü şunu diyor. Benim yardım duygularım arttı. Yani bizim Cumhurbaşkanlığı yapmış olduğu kampanya biliyorsunuz. Çok ciddi bir ses getirdi. Onun dışında STK'ların yaptığı kampanyalar, insanlarımız bu dönemde epey bir Ramazan'ı evet, da fırsat bilerek ciddi manada yardımda bulundu. Dini değerlerin yardımlaşma üzerinde etkisini sormuşlar. Ona da %73 civarında evet, dini değerler yardımlaşma duygumuz üzerinde çok ciddi etkili olmuştur diyorlar. Hijyene olan yaklaşım efendim %90'lar.
Biz zaten toplum olarak, yani yemekten önce, yemekten sonra elini yıkayan bir toplumuz. Bu bizim geleneğimizde var. Bu bizim medeniyetimizde var. Ama tabii unutuluyor bazı şeyler zamanla. Dolayısıyla virüs münasebetiyle de insanlarımız artık hijyene daha çok önem vermeye başladılar. Ve diyorlar ki hijyene uyuyorum diyenlerin oranı %91 Halis Bey. Evet. Ellerini sıklıkla yıkayanların %84, maske takıyorum diyenlerin %86. Çok yüksek bir oran, güzel bir oran. Ve sosyal mesafeye uyuyorum diyenler, fiziki mesafeye uyuyorum yani diyenler. Vatandaş burada şey yapmış mı, konu fark edilmiş artık, farkındalar. Değil mi? Kesinlikle farkındalar. %81 biz mesafeyi koruyoruz diyorlar. Artık biz sosyal hayatımız, kontrollü olan sosyal hayatımız başlamış durumda. Bu son bir aydır böyle devam ediyor ve bundan sonra da zaten koronavirüs hemen bitecek değil ve alışacağız yani. Bu bizim davranışlarımızda, alışkanlıklarımızda artık yerleşik hale gelecek. Dünyada kriz artacak beklentisi var. Dolayısıyla insanlar da böyle görüyorlar, %77. Cümleyi tamamlayın, bağlantı yaptık. Yani %77 civarında krizin artacağını söylüyor dünyada insanlar. Bunu şey görüyorlar, yani olacak artık, biz buna hazırız. Burada bu mesaj da var yani. Yani vatandaşımız bizim bilinçli, hamdolsun. Evet, evet Abdurrahim Bey, hayırlı akşamlar, bizi duyuyorsunuz umuyoruz. Evet, sizi duyuyorum efendim. Evet, bayramınızı tebrik ediyoruz. Moskova'da yaşıyorsunuz. Uzun süredir Rusya'dasınız. Evet. Moskova'da Ramazan, evet, bayram, işte Sibirya'da, Başkurdistan'da, yani bütün Rusya'da Müslümanlık, Müslümanların hali pürmeler nedir? Buyurun, buyurun değerli dostum. Abdurrahim, evet, Bey benim, evet, Tokat İmam Hatip Okulu'ndan sınıf arkadaşımdır ayrıca. Evet Abdurrahim Bey, buyurun. Evet. Sevgili Halis Bey kardeşim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii akşamlar. Önemli bir bayram günündeyiz. Bütün dünyadan bağlantıların olduğu, birçok dünyanın birçok yerinden bağlantıların olduğu bir yapıdayız. Hem Türkiye'deki insanımızın hem de bütün dünyadaki Müslümanların bayramlarını kutluyorum. Güzellikler daimi olsun inşallah diyorum. Tabii Doğu Türkistan'daki bu duyduklarımızdan sonra tabii içimiz buruldu, buruk hale geldi ama inşallah bunların da düzeleceği kanaatindeyiz. İnşallah. Evet. Şimdi sevgili Halis kardeşim, evet, Tokat İmam Hatip Okulu'ndan birlikteliğimiz var, arkadaşlığımız var. Evet. Ben yaklaşık 15 yıldır Rusya'dayım. Hem burada öğretim üyeliği dönemim oldu, halen de fahri olarak devam ediyorum ama aynı zamanda da iş dünyasının içindeyiz. Biraz da Orhan Bey'in notlarını aldım, tespitlerinde bir iki noktaya temas etmek, buyurun, isteyeceğim. Ama 3 dakikamız kalmış. Yönetmenim öyle söylüyor. Sizi biraz geç bağlayabildik yani internetteki sıkıntıdan dolayı. Süratli bir şekilde derli toplu yaparsanız memnun oluruz. Buyurun. Evet, biz biraz hocalık sevdi olunca notlarımı almıştım böyle. İnşallah. Bir son, hocam bir daha bağlar, bir daha bağlarız sizle inşallah, bir daha irtibat kurarız. Yani bu defa ekonomiyle ilgili konuları konuşuruz. Evet, buyurun. Şimdi efendim şöyle iki cümle hemen. Buyurun. Orhan Bey'in ifade gibi artık bu bir yeni hayat düzenimiz. Biz buna alışacağız. Dün Nevzat Tanan hocamızın güzel bir tespiti vardı televizyonda. Pandemiyi düşman olarak görmek yanlış. Artık bu hayatımızın bir parçası. Bununla yaşamaya devam edeceğiz. Ben aslında birkaç noktalara değinecektim ama kısa deyince. Ama ondan önce izninizle şunun üzerinde durmak istiyorum. Pandemi veya bu koronavirüs dediğimiz olay aslında bizi maddi tedbirlerin yanı sıra manevi derslerin çok ciddi anlamda içerdiğini de gözden kaçırmayalım, dikkat edelim. Evet. Çünkü tabir caizse sahip çıkamadığımız ya da sıradanlaşan bazı değerlerimizi bize hatırlatma imkanı verdi. Bu çok önemli. Hani Peygamber Efendimizin üç şey gelmeden önce üç şeyin kıymeti dediğimiz, hastalıktan önce sağlığın, fakirlikten önce zenginliğin, ölümden önce ömrün kıymetini bilmeyi bize idrak ettirme imkanı vermiş oldu bu. İnşallah öyle hocam. Bağlantı diye söylüyorum. Şimdi tabii konumuz aslında Rusya üzerinde duracağız. Belki diğer konulara başka bir programa değiniriz ama
şöyle söyleyeyim, Rusya'da 20 milyonun üzerinde Müslümanın yaşadığı kayıtlarımızda mevcuttur. Evet. Ve Rusya Federasyonu şu anda Dünya İslam Birliği Teşkilatı'nın müşahit üyesidir. Bunu zatenizde bilirsiniz. Evet. Önemli bir yapıda. Burada 2019'daki Ramazan veya Kurban Bayramlarından birkaç cümle söylemek istiyorum. Allah'a şükür burada gerçekten gerek bayramlar gerek Ramazanlar tahmin edilenin üzerinde gayet güzel geçiyor. Bu da güzel bir, yani Doğu Türkistan'dan sonra olumlu şeyleri söylemek tabii, veya Filistin'den sonra memnun oluruz, düşünüyorum. Geçen yıl sadece Moskova'da 3 tane camide kılınan, yapılan tespit 1,5 ile 2 milyon insanın sokaklara sığmayacak derecede bayram namazı kılındığını kayıtlarımıza tespit edilmiştir. Bunlar biliyorsunuz bunda 2015'te Rusya'da çok büyük bir cami yapıldı. Sayın Putin ve Sayın Erdoğan, iki devlet başkanının birlikteliğiyle bu cami açılışı yapıldı. Evet. Bu önemli bir açıdır diye düşünüyorum. Son cümlenizi alalım hocam. Buyurun. Son cümlenizi alalım. Öyle ne mi? Söylersiniz? Ben, evet. Şöyle söyleyeyim o zaman. Çok şey söyleyeceksiniz biliyorum ama vaktiniz, şansınız böyle oldu. Yani çok bağlantı biraz geç oldu, evet. Geç oldu. Ben şöyle söyleyeyim. Buyurun. Bugün o zaman son durumla alakalı çok aslında okuyacaktım ama vakit açısından söylüyorum. Bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle Sayın Putin'in ve Sayın Mishustin'in, başbakanın çok dikkat çekici Ramazan Bayramı mesajları var. Buyurun. İki mesajdan birer cümleyi alayım. Onunla bitirelim. Efendim? Onunla bitirelim. Buyurun. Evet, öyle bitirelim. Sayın Putin çok ince bir nüans veriyor. Diyor ki Ramazan yüzyıllar boyunca sadece dua ile değil, aynı zamanda yardım ve bakıma ihtiyacı olanlara ilgi gösterilerek kutlanabilmektedir. Bu çok ciddi bir yaklaşım tarzı. Evet. Ali Seyircim. Bu tabii Sayın Başbakan'ın cümleleri içerisinde de bir cümleyi seçiyorum. Buyurun. Buradaki Müslümanlar artık terör ve aşırılıkla mücadeleye önemli katkı sunuyor cümlesinin altını çizmiştim. Yani artık fatura kesilmiyor diyorsunuz. Peki hocam. Evet. Önemli bir şey. Çok tabii bütün bunlardan son cümlemi şöyle bağlamak Buyurun. İsterim. Türkiye-Rusya ilişkilerinin son dönemdeki çok güzel ilişkiler, tabii ekonomik ilişkiler ve getirilen nokta buradaki, aynı zamanda da Almanya örneğinde eski Almanya, yeni Almanya olduğu gibi Türkiye-Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türklerin büyük bir kesimi artık iş dünyasında söz sahiptir. Çok önemli. Dolayısıyla Orhan Bey çok dikkatli bir noktaya temas etmişti. Artık bunlar ekonomiyle bağlantılı bir noktadır diye altını çizmek Peki. durumundayız. İki ülke ilişkileri Türkiye'nin Müslüman bir kitle tespitiyle iyi bir noktaya gelmiş durumdadır. Peki, çok teşekkür ediyoruz Abdurrahim Bey kardeşim. Profesör Doktor Abdurrahim Güzel. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka programda sizi gene misafir ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı İyi çalışmalar. Sağ olun. Hocam biz ne kadar? Bir iki cümle kurar. Evet, güzel bir hocam söyledi. Oradan bana pas attı. Şunu söylemek isterim. Ha, buyurun. İslam tarihine bakarsanız İslam kimler vasıtasıyla yayılmıştır dünyaya? Endonezya'dan İber Yarımadası'na tüccarlar vasıtasıyla yayılmıştır. O yüzden ticaretimizi geliştirmemiz ahlaklı, düzgün tabii. Evet. Ama iyi bir şekilde efendim gerekiyor. İşimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Neyi yapıyorsak onu iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ama eğitime evet. de bunu desteklememiz Peki. lazım mutlaka. Çok... Son sözümüz de bu olsun. Peki. Yani tüccar deyip geçmeyeceğiz, ekonomi deyip geçmeyeceğiz. İlişkiler bunun üzerinden yürüyor. Bunu bilmemiz lazım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz evet. Orhan Hocam. Teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz için. Sağ olasınız katkınızdan dolayı. Çok değerli izleyenler, süremizi doldurduk. Biraz da geçtik. Hayırlı akşamlar. İnşallah bu bayram ve bu Ramazan ileride
böyle bir Ramazan yaşandı diye anlatılacak bir Ramazan olur. Bir daha böyle şeyler yaşamayız. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar diliyoruz. Ve Cenab-ı Hak daha beterlerinden saklasın diye dua ederek programımızı bitiriyoruz. Bir başka vizyon programında bir başka pazar akşamı görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar.